Benzersiz florasıyla 2887 metre rakımla Orta Torosların en önemli dağlarından biri olan Geyik Dağları'nın gün doğmuş sınırları içinde ve halk arasında Gii Dağı diye bilinir. Bu dağlarda Gii Doruğu'ndan başka 2800 metre yüksekliği geçen 3 yükselti daha bulunmaktadır. Geyik Dağları, Toros Dağları'nın genel yapısına uygun olarak karstik bir yapıdadır ve pek çok derin vadi ve mağara sistemi barındırır. Geyik Dağları'nın güney yamaçları tarihsel zenginliğinin yanında sık rastlanmayan bitkiler açısından da oldukça zengindir. Geyik Dağları'nın doruklarında ve yüksek vadilerinde yılın her ayı kar bulmak olasıdır. Bu dağlarda binlerce çiçekli bitki, kardelenler, şifalı bitki türleri, lale, sümbül, kır çiçeği, nergis, yoğurt çiçeği, kapari diğer adıyla gebele bulunur. Özel bir bakım olmadan bahçelik alanlara kuşburnu, kekik ve dağ çayı da kendiliğinden yetişir. İpar çiçeğini barındıran ipar taşı da bu yaylalarda bulunur. Görüntülerimizde olmasa da Geyik Dağı eteklerinde bulunan kovanlardan alınan yayla balının donmadığı ve şifalı olduğu söylenir. Dağda güvercinli, arap, gözlü, elmalı, gragan adları verilen kar delikleri bulunur. Bu kar deliklerinden yaz aylarında kar çıkartılarak sıcak bölgelerde kullanılır. Bölgede koruma altına alınmış çatal boynuzlu geyik ve dağ keçisi yaşamaktadır. Sayıları artırılmaya çalışılan ancak gerçek bir koruma yapılmadığından çatal boynuzlu geyikler, dağ keçileri ve sürüler halinde yaşayan kınalı taş keklikleri kaçak avcılar tarafından avlanmaktadır. Yöre, tarihsel zenginliğinin yanında dünyada nadir olarak yetişen bitkiler açısından da oldukça zengindir. Geyik Dağı'nın tepesinde yılın her ayında kar bulmak mümkündür. Dağ sahası binlerce çiçekli bitkilerle kaplıdır. Dünyaya yayılan bir şifalı bitki türlerinden lale, sümbül, kır çiçeği, nergis, yoğurt çiçeği Geyik Dağı eteklerinde yetişmektedir. Yine nadir bulunan kapari çok yıllık otsu bitki bu bölgede çok miktarda yetişmektedir. Kuşburnu özel bir bakım gerektirmeden bahçelik alanlara da kendiliğinden yetişmektedir. İpar çiçeğini barındıran ipar taşı bu yaylalık bölgede bulunmaktadır. Antalya ve Konya'nın sınırında Geyik Dağları'nda yer alan ve karların erimesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen Eğri Göl, başta ters lale olmak üzere endemik çiçekleriyle ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir manzara sunuyor. Endemik bitkilerin renk cümbüşü ile bütünleşen manzarası, karın erimesinin ardından zengin bir bitki çeşitliliği ortaya çıkar. Onlarca kekik türü ve yüzlerce dağ çayı denilen ada çayı çeşidi Gündoğmuş ilçesinin yaylalarında kendiliğinden yetişmektedir. Konya ve Antalya sınırında Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli platosunda yer alan Eğri Göl, el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor. Herkesin buraya gelip bu doğa harikasını görmesi, doğa farkındalığını açısından çok gereklidir. Burası bitki varlığı açısından da çok önemli bir yer. Özelliğini kaybetmemesi için mutlaka korunması, sahip çıkılması gerekiyor. Toros Dağları'na doğru meydana gelen iklim ve bitki örtüsü değişimi, sahanın denize yakın az yükseltiye sahip alanlarında maki ve kızılçamlar yaygın iken, yükseltinin artmasıyla makiler ortadan kalkar ve yerine daha soğuk iklim koşullarına dayanabilen türler boy gösterir. Eskilerde göçerlerin yayla geleneği çok başkaydı. Yaylaya en erken bir haftada giderlerdi. Deve kervanları boy boy sıralı yürür,
keçi koyun sürüleri çanlarıyla nameler dinlendirir ve yörük delikanlıları külot pantolonlarını eski adıyla pontul giyip elleri pinar sopalı sürülerin önünde dimdik şişinerek kasıla kasıla yürürlerdi yayla yollarında. Arkadan da gelin gibi süslenmiş yörük kızları erkekleri nazire yaparcasına çekiverirlerdi develeri göç yollarına. Yörükler için yaylanın önemi ve özelliği farklıdır. Yörük için yaylada geçen 5 ay, köyde geçen 12 aya bedeldir. Yayla değerini bilenler ve doğa severler için güzellik, hareket, canlanma bahar demektir. Bahar aylarında toroslar canlanıp mor sümbülü çiçeklere, yemyeşil otlara bezenince ve salınarak akıverince şırıl şırıl kar suları derelerden gözü gönlü açılır göçerim. Her doğaya çıktıkça dağlar bizi bir kez daha alıp götürüyor doğanın derinliklerine. Bir kez daha geniş baktırıyor. Ufuk penceresinden dünyaya bakış artık insanın yaratıcılığına bağlıdır. O andan itibaren tüm yorgunluğa karşı mutlu dönülür. Giy Dağı'ndan, Giy Dağı karlı mor sümbülü çiçekleriyle, çiğdemleriyle ve göçerleriyle mutluluk kaynağıdır. Thank you.